Herkese merhabalar. Başlığı okudunuz. Varis. Varisler. Buna geçmeden önce, bu konuya geçmeden önce bir şey birlikte düşünmek istiyorum. Düşünmemizi istiyorum. İnsanlar genelde soru sorduklarında duygularıyla hareket ediyorlar. Yani düşünerek hareketten ziyade, özellikle o eğer konu önemliyse, sağlıklarıyla alakalıysa, tabii ben GEBS'e bağlantılı olan kısmını dan örnek vereceğim size. Örneğin benim şu rahatsızlığım var, kesin geçer mi? Kesin iyileşir mi? Şöyle olur mu, böyle olur mu? Buna inanın ne modern ne de geleneksel tıpta net bir yanıt alamayacağınızı bilmeniz gerekiyor. Çünkü bir başka insanda bunun tam olarak iyileşmesini alabilmiş olsa bile o kişi, diğer bir kişi aynı sürede alamayabilir. Bunun da neden olduğunu önce, yani biz hemen soru sormak istiyoruz, hemen cevap almak istiyoruz, hemen. Fakat ondan önce eğer düşünecek olursak aslında cevaplar kendiliğinden bize gelecek. Çünkü her defasında belirtiyorum, hepimiz parmak izimiz kadar birbirimizden eşsiz ve benzersiziz. Almış olduğumuz genetik yine tamamen eşsiz ve benzersiz. Ve bu anne babadan gelse de ağırlıklı olarak anneden geliyor. O bakımdan genetiğimizle bir üzerine ekleyecek olursak, onun üzerine 0-6 yaş beslenmemizi ekleyecek olursak, onun üzerine yaşam tarzımızı, ne şekilde seçimlerimizin ne olduğunu belirleyecek olursak, elbette iş tamamen büyük bir kombinasyona doğru gidiyor. Ama önemli olan soru şu: ben ne kadar işte iyileşir miyim, iyileşmez miyim, kesin şöyle olur mu, böyle olur mudan ziyade ben gerçekten bunu yapabilir miyim, iyi olabilir miyim? Bunun olasılığını bile düşünmek, ki ben iyileşme hikayemde eğer okuyanlar varsa orada belirttim. GEBS protokolüne başlarken var olan ülseratif kolit rahatsızlığı %5 dahi iyileşse razıyım demiştim. Bu şekilde yola çıktım ve tabii çok şükür şu anda 9. yılım ve hiçbir rahatsızlığım olmadığı gibi daha da sağlıklıyım. Şimdi varis ya da varicose denilen İngilizce nedir? Öncelikle işte hastalığımızı tanımamız gerekiyor ki ondan sonra çare aramamız lazım ve çare aradığımız yerde de çareyi kimde aradığımız da çok önemli. Yani eğer bir yatırım yapacaksanız hemen ilk yanınızdakine ya şu kadar param var ne yapacağım mı dersiniz, yoksa bu konuda uzman bir kişiye mi gidersiniz? O bakımdan her zaman bilgi ve farkındalık son derece önemli. Varis rahatsızlığı biliyorsunuz insan ve bütün canlı demeyeyim ama insanı örnek alalım. İnsan canlısında kırmızı kan damarlarımız var ve lenf damar sistemimiz var. Neden özellikle varis ayaklarda ortaya çıkıyor? Çünkü yer çekimiyle beraber en çok ağırlığı taşıyan, baskıyı alan ayaklarımız olduğu için ayak damarlarımız da ortaya çıkıyor ve kan damarlarımız da ortaya çıkıyor. Kan damarlarımız ve lenf sistemimizde biliyorsunuz bir dolaşım söz konusu. Fakat özellikle kırmızı kan damarlarımızda, toplar damarlarımızda belli noktalarda kapıcıklar var. Yani kanı aşağıdan alıp yukarıya transfer ediyor. Toplar damar görevi basıyor yukarıya doğru. Oralar zaman içerisinde deformasyona uğruyor. Bunun tabii birçok sebebi var. Kalıtımla da alakalı, elbette kalıtımdan gelen. Fakat daha ziyade sizin yeme içme tarzınız, bebeklikten itibaren, hatta anne karnından itibaren beslenmeniz ve ondan sonra üzerine kurmuş olduğunuz yaşam tarzınız ve şu anda devam ettirdiğiniz yaşam tarzınızla alakalı. Tamamen geçmeyebilir, tamamen geçebilir bu varis rahatsızlığınız, kısmen geçebilir. Bu şu andan itibaren bu videoyu izledikten sonra sizin hangi kararı alıp hangi yönde ilerleyeceğinizle alakalı. O bakımdan ayak bakımımız son derece önemli. Ayaklarımızı dinlendirmek çok önemli. Yeme içmemiz çok önemli. Çünkü kanımızın pH'i çok önemli. Kanımızın pH'i eğer
iyi değilse, asidik ise sizin varikosunuz, varisiniz çok daha sıkıntılı bir hal alacak. Belli bir deformasyondan sonra da iş daha da zorlaşacak. Bununla ilgili ben bir sonraki videoda varisin tedavisine yardımcı olacak, iyi gelecek. Unutmayın, dediğim gibi belki de tamamen iyileştirecek. Bu kişiye göre değişiyor, rahatsızlığına, yaşına göre. Rahatsızlığın hangi aşamada olduğuna göre. Doğal yağlardan yapılmış bir tarif de vereceğim size bundan sonraki videoda. Onu da uyguladığınız zaman çok ciddi iyileşme kaydedeceğinizi göreceksiniz. Ama önemli olan bir şeyi hapı alıp, ilacı alıp, içip tamamen iyi olduğunuzu varsayalım. Olmayacaksınız da ilaç içtiğiniz zaman, farmasötik ilaçlardan bahsediyorum. Eğer siz kaldığınız yerde o rahatsızlığı oluşturan, altyapıyı oluşturan durumu devam ettirirseniz o zaman onun hiçbir faydası olmadığı gibi zararı daha büyük olacaktır. Çünkü bağışıklık sisteminiz belli bir durumdan sonra aklını kaybedecektir. Çünkü siz onu bir iyileştirmeye çalışıyorsunuz, bir aşağı çekiyorsunuz. Bu da onun dengesini bozacaktır. Bizim varisimiz var ise yaşam tarzımıza bir çok iyi dikkat edeceğiz. Yediğimiz içtiğimiz çok önemli. Çalışma saatlerimiz, dinlenme saatlerimiz. Dinlenme saatlerimizde tabii ki ayaklarımızı yer çekiminden arındırmamız lazım. Sürekli ayaklar maruz kalıyor. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. En azından bir sırt üstü yere yatıp ayaklarınızı eğer bir koltuğun üzerine uzatıp dinlendirirseniz, bunu düzenli olarak yaparsanız, bunun yanında birçok şey sayabilirim. Detoksunuzu artıracak, kan akışını hızlandıracak çok doğal yöntemler var. Bunlardan bir tanesi Epsom tuzu. Bunu eğer iç organ kronik rahatsızlığınız yoksa içerek de kullanabilirsiniz. Bu konuda danışma almadan lütfen yapmayın bunu. Ama ikincisi daha belki faydalı olabilecek sizin için. Genel anlamda danışma almadan yapabileceğiniz ayaklarınıza uygulayabilirsiniz. Yani ılık bir su içerisinde bekleterek kan akışını ve kanınızdaki zararlı maddelerin arınmasına yardımcı olabilirsiniz. Bununla ilgili inanın söyleyecek o kadar çok şey var ki sadece birkaçını bu videoda söyleme şansım oluyor. Ama en önemlisi dediğim gibi sizin kalıtımınız olabilir. Bunu olduğu gibi kabul edip devam ederseniz zaten kabul etmiş olursunuz, değiştirme şansınız yok. Ama şu andan itibaren ben nasıl iyileşebilirim düşüncesiyle, bu bütün kronik rahatsızlıklar içinde geçerli. Yönünüzü bu şekilde eğer belirlerseniz inanın bana benim %5 iyileşirsem razıyım dediğim noktada şu anki %99.99 iyileşme noktasına gelebilirsiniz diyorum. Bir sonraki videoda varisin iyileşmesine son derece yardımcı olacak doğal yağlardan oluşan tarifi paylaşıncaya dek, görüşünceye dek hoşça kalın diyorum. Sağlıcakla kalın.